Herkese merhabalar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Karaca El Frey'de kek pişireceğim. Hatta ben de çok merak ediyorum, bakalım nasıl yapacak. Ondan sonra Çınar için balık almıştım, somon balığı. Onu pişireceğim ve patatesli yapacağım. Ondan sonra da böyle soğan halkaları almıştım. Onu da çok merak ettiğim için bir de sizler için soğan halkası yapacağım. Bakalım hepsini nasıl yapacak. Tabii ki de biz o videodan sonra birçok şey yaptık. Kestane pişirdik, köfte pişirdik, börek pişirdik. Yani birçok şeyi de denedik. Başka neler yaptık? O kadar çok şey yaptık ki içerisinde. Hepsi de ayrı ayrı lezzetli ve güzel oldu. Biz çok beğendik Karaca El Frey'i. Bu şekilde köşeye de koydum. Aldığım günden beri elim ayağım oldu diyebilirim. Bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hemen kek yapmaya başlayalım. Kek içine tüm malzemeleri tezgahın üzerine hazırladım. İlk önce neler koyacağım? 3 tane yumurta koyacağım. Yumurtalarım bu şekilde. Böyle dönerim, daha net görürsünüz. 3 tane yumurta çıkarttım. 1 su bardağı şeker. Sonra 1 su bardağı sıvı yağ. Böyle damla çikolatalardan koyacağım ilk kere. Pul çikolatalarından. Sonra derin dondurucuda vişnem vardı. Vişne çıkarttım. Biz vişneli kekleri seviyoruz. Elenmiş unumu hazırladım. Ve kakaolu yapacağım için kakaomu da çıkarttım. Sonra kabartma sosuyla bir paket vanilyamı da çıkarttım tezgahın üzerine. Ve böyle çok tatlış eşim kalıplar almış günden. Ben çok beğendim. Bu kalıplar da baya böyle airfryer'de yapmak için güzel olabilir. İlk defa deneyeceğim için ben de heyecanlıyım. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Hızlı bir şekilde kek tarifi veriyorum. Belki sizler de evlerinizde yapmak istersiniz. 3 tane yumurta. 3 tane yumurtamı kırıyorum içerisine. Kıvamına gelene kadar şekerle yumurtayı çırptım. İçerisine şimdi 1 su bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Sabahtan çayım kalmıştı ve içerisine tekrardan sıcak su kaynattım. Böyle karıştırdım. İçerisine bunu da ilave ediyorum. Böyle çaylı kekler hoşuma gidiyor. Varsa evde bu şekilde kullanıyorum çayı da. Şimdi içerisine kuru malzemeleri ilave ediyorum. İlk önce kakao ile başlıyorum koymaya. Harcımı hazırladım. Bu şekilde sizlere de göstereyim harcımı. Kıvamını bu şekilde ayarlıyorum. Bunu eşit bir şekilde paylaştırdım kaplara. Böyle üzerlerine vişne koyuyorum.
Keklerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi air fryer'imize koyalım. Bu iç kısmındaki teli çıkartıyorum. Tamamen bu alt zemine yerleştireceğim. Bakalım hepsi sığacak mı? Sığmayacak büyük ihtimal. Dörtlü dörtlü yaparız. Dört tane aldı. O zaman üç tane kaldı geriye de. Bu dört taneyi pişirelim. Tekrardan bu üç taneyi sonra koyacağım. Şimdi bu keklerimi fırın ızgara kısmını ayarlıyorum. Ve sıcaklığını normalde 160 derecede pişiriyorum keki ben. 160 dereceye ayarlıyorum. Koyalım. Başlatıyorum. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi 15 dakika doldu. Bakalım kekimiz nasıl olmuş. Evet anneciğim, keke bakıyorum. Bunları çekiyorum ilk önce. Wow, çok güzel olmuş Çınar. Biraz daha pişirelim mi? Böyle göstereyim. Çok güzel kabarmış. Şimdi kürdanla bakalım pişmiş. Şimdi kürdanla baktım. Böyle göstereyim. İçi pişmemiş. Yani 15 dakika yetmemiş. 15 dakika 160 derecede pişirmiştim. Bir 10 dakika daha dur, 10 dakika daha dursa bence yeterli olacak. Bir dahakine 25 dakika tutacağım. Şu an deneme olduğu için bakıyorum kaç derecede, kaç dakikada kek pişiyor diye. Ama 15 dakikada bu şekilde oldu. Bir sufle kıvamında oldu diyebilirim. Bir ara sufle de yaparız. Böyle paylaşırım sizlere. Bakalım sufleyi nasıl yapacak. Tekrardan fırın ızgara kısmını açıyorum. 160 dereceye ayarlıyorum. Başlatıyorum. Şimdi tekrardan durduruyorum. Keklerimiz bu şekilde oldu. Bakalım içleri pişmiş mi bu sefer? Evet, içleri pişmiş. Daha önceki taraf bu şekildeydi. Şimdi ne yapacağız? Somon balığımla patateslerimi böyle kestim. Bunları baharatlayacağım. Bu kekleri çıkartıp direkt bu somon balığını koyacağım. Çünkü çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Akşam vakti geldi. Çınar'ın bir an önce yemeğini hazırlayayım. Dediğim gibi akşam vakti geldi. Çınar'ın da bir an önce yemeğini hazırlayayım. Bu keklerimi alayım ilk önce. Ondan sonra bu keklerimi, kalan keklerimi ya fırına koyarım ya air fryer'e tekrardan atarım. Keklerimize bakın, çok güzel oldular. Böyle yakından da göstereyim. Nefis duruyorlar. İnşallah tatları da dediğim gibi güzel olmuştur. Böyle göstereyim. Yani somon balığımı koyuyorum. Bu baharatlarımı da tuzlayıp böyle baharatlayacağım. Pul biberi falan da koyuyorum normalde ama şu an Çınar yiyeceği için böyle pul biberi koymayacağım. Sadece kekik ve tuz dökeceğim. Biz daha önceden mezgit ve istavrit yapmıştık. Bayağı böyle güzel olmuştu. Bunun da güzel olacağını zaten tahmin ediyorum. Böyle baharatlım, çok az da böyle yağ döktüm. Ben soğan halkalarını da yanına koyuyorum. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Çok mu
içerisine soğan halkalarını da koyuyorum. Ya. Evet, o böyle hazırladım. Böyle içerisinde size göstereyim. Şimdi bunu da yine tekrardan fırın sıcaklığını açacağım. Orada yapacağım. Yok. 180 derecede ayarlıyorum. Çınar, beğendin mi kekleri? Beğendim. Beğendin. Dur gel, sana kekleri göstereyim. Güzel mi? Güzel mi olmuş kekler Çınar? Beğendin mi kekleri? Çok. Evet, çok güzel olmuş değil mi anneciğim? Afiyet olsun bize. Sen onu yemeyeyim. Evet, yemek yapıyorum sana. Sana balık yapıyorum. Balık pis. Evet, yemek yiyeceğiz değil mi anneciğim? O ne? Böyle dillendi Çınar. Güzel. Evet, güzel anneciğim. Kek yaptım. Böyle biraz kaymasaymış daha güzel olacakmış değil mi Çınar? Ben onu yiyeceğim. Evet, onu sen yiyeceksin ama yemekten sonra ilk önce balığımızı yiyelim. Tamam mı anneciğim? Evet. Tekrardan 15 dakika dolunca tekrardan bu videoyu sizler için açalım. Fırın ızgara kısmında 15 dakika pişti. Bakalım nasıl olmuş. Oo, çok güzel olmuş. Ama soğan halkalarımız pişmiş. Ama balığın pişmesine biraz daha var. Böyle 25 dakika falan pişireyim. Bir 10 dakika daha koyayım. Patatesleri de bir 10 dakika daha pişireceğim. Soğan halkasını ben bir 5 dakika sonra alırım içerisine. Çok da kurumasın. Ama bence şu an çok güzel görünüyor. Hadi bakalım biraz daha pişireyim. Sıcaklığı 180 dereceye ayarlıyorum tekrardan. Yemeğimiz hazırlanıyor. 15 dakikaya ayarladım. Diğer kalan kekleri de fırında pişirdim. Karar sizin hangisi daha güzel olmuş. Bence tabii ki de fırında daha güzel olmuş. Bakar mısınız? Akmamış kenarlarına, yamuk falan olmuş, gayet çok güzel düzgün bir şekilde olmuş. Şimdi uyarı verdi. Fırın ızgara kısmında bir 15 dakika pişirdim. Sizlere de gösterdim. Sonra bir 5 dakika daha pişirdikten sonra soğan halkalarımı çıkarttım. Çünkü onlar kızarmıştı. Bir daha 10 dakika daha fırın ızgara kısmında pişirdim. Yani toplam 30 dakika pişirmiş oldum. Bakalım nasıl oldu. Nefis olmuş. Çok güzel kızarmış. Patatesler de pişmiş. Şu an bu balık tabağıma alıyorum. Ve tekrardan sizlere gösteririm. Balık yaptıktan sonra bakalım ne kadar kirlenmiş air fryer. Bence kadınlar için en önemli kısmı kirlenme kısmı. Bu şekilde göstereyim. Çok da kirlenmedi. Ve içerisi böyle yağ olmadı. Gayet temiz. Bu sadece ızgara kısmını böyle bulaşık makinesine yıkayabilirsiniz. Bu dışını da yıkayabiliyorsunuz ama ben hiç atmadım. Sadece bu tel kısmını makineye attım. O da bir şey yapmadı ama elimizde çok kolay yıkanabiliyor zaten. Temizliği kolay oluyor. Ve balığımı da bu şekilde gösteriyorum. Nefis oldu. Balık tabağımız. Gayet sağlıklı bir akşam yemeği oldu. Çınar, beğendin mi anneciğim? Beğendin. Evet. Kocaman balık oldu. Evet anneciğim. Gayet somon balığımız böyle sulu sulu kaldı. Böyle yakından da size göstereyim. Biz bunda mezgit ve istavrit de yapmıştık. Onlar da çok lezzetli olmuştu. Bir dahaki sefere yaptığımızda onları da sizlere gösteririm. O zaman çekememiştim. Müsait değildim. Ama bunu müsait kendim çekimem sizler de. Evet arkadaşlar, kekimiz ve balığımız pişti. Karar sizin kekte. Fırında bu şekilde oldu. Normal air fryer'de de bu şekilde oldu. Biraz air fryer'de yamuk oldu ama air fryer'de pişirdiğim daha kabarık oldu. Yani karar sizin hangisini yapmak isterseniz. Balığım da çok güzel oldu. O kadar güzel kızardı ki ve sulu şekilde kaldı. Bence tavuk ve balıkta sulu şekilde kalması çok önemli. Böyle balık tabağımı da göstereyim.
nefis oldu diyebilirim. Şimdi bize afiyet olsun oğlumla. Akşam menümüzü hazırladık Airfryer'e de. İnşallah sizlere de yardımcı olmuşumdur. Diğer videomda o kadar çok yorum yapanlar oldu ki hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videomda o kadar çok yorum yapan kişiler oldu ki memnun musunuz işte daha büyük litre alalım mı? Bence bize bu yeterli oluyor ama kalabalık aileyseniz bence büyük litrelere de bakabilirsiniz. Diğer markalar da belki güzeldir. Ben Karaca aldığım için Karaca'yı sizlere tanıtıyorum. Diğer markalar da aynı işlevi görüyor. Çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hepsi pişiriyor. Yani en uygun hangisiyse, bütçenize hangisi uyuyorsa bence onu tercih edin. Karaca Airfryer'den de şu ana kadar yaptığım hiçbir şey kötü olmadı. Normalde ben Karaca markasını çok beğenmiyordum. Yemek takımım ve çaydanlığım akıtıyordu ve yemek takımım çizildi. O yüzden diyordum Karaca'dan hiçbir şey almadım. Ama bu Airfryer'i reklamda görünce dedim ki tamam dedim. Karaca alalım eşime. Eşim diğer markalara da bakıyordu. Yui'ye. Sonra başka ilk hatı markasına baktı ikazlili olanlara. İkazlili olanları tercih etmemesinin nedeni tezgahımız küçük olmasından kaynaklı. Yoksa ikazlili de güzel olabilir. Kalabalık aileyseniz hele ki ikazlili bence güzel bir avantaj olabilir. Çünkü tek hastane belki yetmeyebilir. Şu an bizim bir 4 litre bize gayet yeterli oluyor. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bu videomda size güzel bir açıklama olmuştur. İnşallah videomu da beğenmişsinizdir. Bir tane daha sizlere için video çekeceğim. Sulu yemek deneyeceğim. Onu da çok merak ediyorum. Hiç daha önce denemedim sulu yemek. Bir taze fasulyeye bir patatesli köfte yaparız Karaca Airfryer'de. Bakalım onlar nasıl olacak. Videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Bizim için abonelik önemli. Bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Desteklerinizle inşallah güzel noktalara geleceğiz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.